Buhar gücü dünyayı çok başka bir seviyeye taşımadan önce savaş gemileri temelde rüzgar gücü veya insan gücüne dayanıyordu. Akdeniz'de özellikle bu kürek gemileri antik çağlar ve orta çağlarda deniz savaşlarının en önemli oyuncularıydı. Milattan önce 480 yılında Perslerin Yunan işgali Yunan ordusunun kadırgaları sayesinde püskürtülmüştü. 3 sıra kürekli bu kadırgaların yerine geçen 5 sıralı kürek gemileri milattan önce 200'lü yıllarda Pön savaşlarında Kartaca ve Roma ordularının öncüleriydi. Uzak Doğu'da 16. yüzyılın sonunda yine kürekli bir gemi olan kaplumbağa gemileri Kore'yi Japon işgalinden kurtaracaktı. 16. yüzyılla birlikte ortaya çıkan zırhlı ticaret gemileri ve kalyonlarla birlikte kürekli gemilerin dönemi de sona ermiş. Komutanlar manevra kabiliyeti ile ateş gücü arasında bir denge kurmaya çalışıyorlardı. Bu dönemde ortaya çıkan Sovereign of the Seas gibi gemiler yıkıcı ateş gücüyle 17. yüzyıldan 19. yüzyılın başlarına kadar denizlerin hakimi olacaktı. İşte insan gücüne dayanan antik gemilerden bugün ağır silahlarla, uçaklarla donatılmış günümüz savaş gemilerine kadar tarihe yön vermiş ve dönemin bilimsel gelişmelerini, teknolojilerini denizlere hakim olmak için kullanan en önemli savaş gemilerine bakalım. Bu arada eğer savaş gemilerine ilgi duyuyorsanız size bir önerimiz var. Wargaming'in ücretsiz olarak oynanabilen deniz savaşları oyunu World of Warships size 450'den fazla yüzen kalenin kontrolünü veriyor. Şimdiye kadar üretilmiş en ağır zırhlı olan Yamato, 2. Dünya Savaşı'nın hikayesi en fazla anlatılan zırhlısı Bismarck ve neredeyse hiçbir zayıf noktası olmayan Iowa. Her biri en ince detayına kadar modellenmiş olan bu gemiler elbette kendi artı eksileriyle beraber geliyor. Haliyle tam verimle kullanabilmek için uzmanlaşmanız gerekecek ve bunu yaparken çok eğleneceksiniz. Tabii her şeye temellerden başlamak gerek. Açıklama kısmına bir bağlantı ve bir davet kodu ekledik. Eğer Wargaming'e ilk defa kayıt oluyorsanız bu kod sayesinde 2 savaş gemisi, 7 günlük premium hesap, 200 dublon ve 2,5 milyon kredi hesabınıza eklenecek. Peki, size oyuna başladığınızda büyük yardımı dokunacak olan bu gemileri biraz daha tanımak ister misiniz? Önce Emden ile başlayalım. Zira kendisi 1. Dünya Savaşı'nda mücadele eden onca kruvazör içinde açık ara en ünlüsü. Efsanevi komutanı Carl von Müller ile beraber ömrünün büyük kısmını bağlı olduğu Alman Doğu Asya filosunda geçiren Emden, 3 aylık efsanevi akını sırasında 20'den fazla gemiyi ya ele geçirdi ya da batırdı. Peki Emden'ın ateş gücü yetersiz geldiyse ne yapacaksınız? İşte St. Louis böyle zamanlar için var. Geçtiğimiz yüzyılın başında denizlere hükmeden korumalı kruvazörlerin en iyilerinden birisi olan St. Louis, sahip olduğu 32 adet 152 mm ve 76 mm top ile adeta bir pinyata gibi gözüken kendi zamanı için kusursuz bir silah platformuydu. Emden ve St. Louis size 10 seviye boyunca devam edecek bu maceranın başlarında büyük katkılarda bulunacak. Ama unutmayın, 450'den fazla gemi ve 4 farklı sınıf oyunda sizi bekliyor. Her biri tamamen benzersiz bir oynanışa sahip ve kendiniz için en iyisini seçmekte özgürsünüz. World of Warships oyununun ücretsiz olduğunu ve eğer Wargaming'e ilk defa kayıt oluyorsanız davet kodundan faydalanabileceğinizi tekrar hatırlatarak kaldığımız yerden devam edelim. İlk savaş gemimiz 14. yüzyılda. Yerel dilde Kobukson olarak bilinen kaplumbağa gemisi. 1592'de Kore çok zor durumdaydı. Japonlar Pusan kıyılarına dayanmış ve Kore'nin elindeki gemilerin çoğunu batırmıştı. Kore'nin düşmesi yakındı. Fakat Kore'nin elinde kalan son filonun amirali Yi Sun Sin teslim olmayı hiç düşünmemişti. Japonlar savaş sarhoşluğu ile kıyılarda yağmaya başladığında elindeki tüm kuvvetle gemilerine saldıran Yi'nin filosunun ön saflarında da kaplumbağa gemileri bulunuyordu. Sayısal üstünlüğü bulunmasa da az sayıdaki bu gemilerin manevra kabiliyeti çok üstündü. Yelkenli olarak da kullanılabilen bu gemiler ağır silahların yanında koçbaşı saldırısı olarak bilinen saldırıyı da yapabiliyordu. Kaplumbağa denmesinin sebebi de üzerinin sivri dikenlerle kaplı bir zırh ile örtülü olmasıydı. Bu haliyle büyük gemilere kolayca yaklaşabiliyor ve ciddi zararlar verebiliyordu. 1592 yılı sona ererken Amiral Yi bu gemiler yardımı ile işgali sonlandıran Hansando Savaşı'nda Japonya'nın tüm filolarını batırmıştı. Sıradaki gemimiz İngiltere'den.
HMS Victory. 240 yıl boyunca hizmet veren bu gemi, dünyada aktif olarak hizmet veren en eski savaş gemisi. Bu seriye ait ilk gemiler 1758 yılında İngiltere Kraliyet Donanması için sipariş edilmiş, 1765 yılında göreve başlamıştır. 1922 yılından bu yana ise İngiltere'de bir müzede ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bu geminin özellikle İngiltere tarihinde yeri başka. 1778 ve 1780'de gerçekleşen Amerikan Bağımsızlık Savaşları olarak da bilinen Uşant Savaşları'nda, 1782 Cebeli Tarık kuşatmasında, 1797 Cape St. Vincent kuşatmasında görev almıştır. Ancak ünlü olmasını sağlayan savaş 3. Koalisyon Savaşları'nda katıldığı 1805 Trafalgar Muharebesi'ydi. Ünlü Amiral Horatio Nelson kumandasındaki 27 gemiden oluşan filo, 33 gemiden oluşan Fransız ve İspanyol filolarına karşı İspanya'nın Cadiz açıklarında büyük bir zafer kazanmıştı. Horatio Nelson ise zafer kazanılırken yaralanmış ve birkaç saat içinde güvertede hayatını kaybetmişti. Oldukça hırpalanan gemi uzun süre bakım gördükten sonra 1800'lü yıllarda askeri nakliyat ve mahkum taşıma gemisi olarak görev yaptı. Sıradaki gemimiz 1906 yılında ortaya çıktığında tüm savaş gemilerini oyuncak gibi gösteren, efsane haline gelmiş yine İngiltere'ye ait Dreadnought. O kadar devrimsel bir tasarımdı ki savaş gemileri Dreadnought öncesi ve sonrası şeklinde nitelendirilir oldu. Ondan sonra üretilen birçok gemi için genel bir isim haline de geldi. Dreadnought'u farklı kılan en önemli özelliği ise ateş gücüydü. Çok güçlü ateş sistemi ile önceki gemilerden neredeyse 3 kat daha ağır cephaneyi çok daha uzak mesafelere ulaştırabiliyordu. Bununla birlikte Dreadnought denizcilik alanında özellikle ateşleme denetimi ve hareket gücü anlamında birçok yeniliği de kazandırdı. Ateşleme konusunda özellikle hedefi çok hassas bir şekilde tutturabiliyordu. Geminin hızı da çok daha iyiydi. Buhar türbinleriyle 18.000 tonluk gemiyi saatte 21 knot hıza çıkarabiliyordu. Geminin ortaya çıkması da yine 20. yüzyıl başlarındaki ülkeler arasındaki her anlamda devam eden büyük yarıştı. Fikir babası da Amiral Sir John Fisher'dı ve İngiltere'nin Amerika veya Japonya'nın gerisinde kalmamak için çok daha iyi bir gemi gerektiğine inanıyordu. Ve gemi tamamen gizli bir şekilde sadece 14 ay içinde inşa edilmiş ve hizmete başlamıştı. Ancak Almanya'da çok büyük ilerlemeler kaydediyor ve Dreadnought tarzı gemiler inşa ediyordu. O nedenle İngiltere çok kısa sürede tüm filosunu yenilemeye karar verdi. Ve 1914 yılında 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde elinde Almanya'nın donanmasından sayıca ve ateş gücü anlamında daha üstün bir envanter vardı. Almanya'nın buna cevaplarından biri ise Type UB3 olarak bilinen Unterseeboot, yani denizaltılarıydı. Kraliyet donanmasının Kuzey Denizi'nde kurduğu hakimiyeti ancak bu denizaltıları ile yaralayabilmişlerdi. Atlantik üzerinden İngiltere'ye ikmal yapan binlerce ticaret gemisini torpidolarla batırmışlardı. Bir noktada bu denizaltılarının verdiği zarar üzerine Amerika savaşa katılacaktı. Sıradaki gemi de 1. Dünya Savaşı bitmeye yakın ortaya çıkan ve büyük bir trajedinin de başrolünde olan İngiltere'ye ait Hood gemisi. 1918 yılında hizmete başlayan Hood, o dönemde 42.000 ton ağırlığı ile en büyük ve en zırhlı savaş gemisiydi. 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Hood, Akdeniz'de görev almaya başlamış ve Cezayir'e bağlı Mersül Kebir'de Fransız filosunu bombalamıştı. 1941 yılında Hood ve beraberindeki Prince of Wales gemisi Danimarka Boğazı Muharebesi'nde Almanya'nın birazdan konuşacağımız Bismarck gemisi ve Prince Eugen kruvazörü ile karşı karşıya gelmişti. Alman gemilerinin çok şiddetli bombardımanı karşısında Hood büyük hasar görmüş ve sadece 3 dakika içinde batmıştı. Bu felakette gemide bulunan 1415 kişi de hayatını kaybetmiş, sadece 3 kişi kurtulabilmişti. Kraliyet donanmasının 400 yıl içinde yaşadığı en büyük felaket olan bu olay nedeniyle İngiltere'nin prestiji de ciddi yara almıştı. Listemizdeki son gemi Almanya'dan. Az önce bahsettiğimiz ve İngiltere'nin Hood gemisi felaketinde rol oynayan Bismarck gemisi. İsmini Alman birliğini kuran Demir Şansölye lakaplı Otto von Bismarck'tan alan bu gemi özellikle İngiltere'nin denizlerdeki hakimiyetine son vermek için geliştirilmişti.
Atlantik Savaşı'nda Bismarck, müttefiklerin ticaret gemilerine saldırmış ve yıkıcı gücü çok geçmeden korku salmaya başlamıştı. İngiltere, Hood ve Prince of Wales gemileriyle Bismarck'ı avlamak istese de bu çabanın nasıl sonuçlandığını az önce konuşmuştuk. Fakat aynı yıl içinde Ark Royal isimli İngiliz uçak gemisinden havalanan bir uçağın hedefi olmuş ve ardından King George V gemisinin de saldırısı ile Fransa açıklarında batmaktan kurtulamamıştı. Elbette bu listeyi bu kadarla sınırlandırmak mümkün değil. Orta Çağ'da ün salmış İsveç'in Baltık Denizi'nde kontrolü ele alması için üretilmiş ve maalesef ilk seferinde çok büyük ağırlığı nedeniyle batmış Vasa gemisi mesela. 1812 savaşında Amerikan donanmasının küresel bir güç olmasını sağlayan baş aktörlerden USS Constitution. 1700'lerde tarihte Kara Sakal ismiyle ün salmış Korsan Edward Teach'in Fransa'nın bir gemisine el koyarak yeniden isim verdiği ve Akdeniz'de korsanlık faaliyetleriyle terör estirdiği Queen Anne's Revenge yani Kraliçe Anne'in İntikamı isimli gemi. Denizcilik tarihinde bir efsane olan Lord Cochrane'in komutasındaki HMS Speedy isimli gemi. Müthiş manevra kabiliyetiyle çok büyük gemilere meydan okumuştu. Napolyon geminin komutanı Cochrane için Deniz Kurdu lakabını kullanıyordu. Russell Crowe'un başrolde oynadığı Master and Commander filminde de Cochrane'den kısa da olsa bahsedilmektedir. Fransa'nın okyanuslara açılan tarihteki ilk demir zırhlı savaş gemilerinden biri olan Glory da bu listeye girebilirdi. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan ve ufak değişikliklerle İkinci Dünya Savaşı'nda da yer alan Queen Elizabeth sınıfı Dreadnought'larda ve bahsedemeyeceğimiz sayısız savaş gemisi. Tüm bu gemiler başta da bahsettiğimiz gibi kimi zaman dönemin teknolojilerini yansıtmış, kimi zaman ise yepyeni teknolojilerin de önünü açmıştır. Biraz tartışmalı olsa da dünya tarihinde özellikle 19. ve 20. yüzyılda birçok bilimsel gelişmenin arkasında da yine askeri araştırmalar yatmaktadır. Sanırım tarih boyunca devam eden bu güç savaşlarının en azından modern teknolojiye yaptığı katkı tüm acıların, savaşların, işgallerin tek elle tutulur tarafıydı. Bitirmeden bu tip içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.